Adana'da müteahhitlik yapan bir kadın iş yerini elinden almaya çalışan bir çeteyi şikayet etti. Ama gelin görün ki çetenin değil de kadının hayatı kabusa döndü. Kaçırılıp dövüldü. Yüzüne yanıcı madde atıldı. Yakılmakla tehdit edildi. Ben devletim, bu sana son ihtarım diyen zorba ortalıkta dolaşırken talihsiz kadın da haklı olarak gerçek devletten yardım bekliyor. Önce sopayla vurdular. Ondan sonra yüzüme bütün boca ettiği bir boya kutusuyla içine tiner, yanıcı madde olduğunu düşünüyorum. Önce dövdüler, sonra yüzüne siyah yanıcı bir madde attılar. Kocasının yüzünü kezzapla yaktığı şarkıcı Bergen'e benzetmekle tehdit ettiler. Çünkü bana dedi ki seni dedi Bergen gibi yapacağım bunlar. Bu sana ilk ihtarım, ikinci ihtarda Bergen gibi oldu. Üçüncü de hiç yaşama şansı verdirtmeyeceğim. Dahası yakarız, öldürürüz, ceza bile almayız dediler. Ben giderim yatarı ne kadar ki, adam öldürsün yatarı ne kadar ki dedi. Ben tekrar geri çıkarım. Benim beslediğim çok çakal var. Elbet bir gün birine ya senin kızına ya da sana zarar veririz dediler. Bütün bu dehşeti Adana'da müteahhitlik yapan iş insanı Ebru Berköz Karaca yaşadı. İş kadınıyım, müteahhitim. Bunlar iki aydır benim mekanıma çöktüler. İş yerini elinden almaya çalışan çeteyi şikayet etti. O zorbalar geri adım atmak yerine şikayetini geri alması için onu kaçırdı. Bir saat beni aşağıda yarım saati geçik vaziyette diz çöktürüp özür diletti. Savcılıktan bütün evraklarımı çekeceğini söyledi. Devlet ben oldum dedi. İş kadını dövüp yüzüne siyah renkte yanıcı madde attı. Bana dedi ki seni dedi Bergen gibi yapacağım. Neye uğradığını şaşıran Ebru Berköz Karaca soluğu hastanede aldı. Ona bunu yapanlardan şikayetçi oldu. Ben dün yanıp ölebilirdim. O korku çok bambaşka bir şey.